Ben o kızın pavyondan geldiğini bile bile, başında bunca bela olduğunu bile bile alıp evimize getirdim. Öyle mi büyük hanım? Yeter gelin hanım. Ya ne yapsaydım? Çatısız mı bıraksaydım? Torunum o benim. Mine ile Tuğrul senin torunun değil çünkü ha? Ya sırf o kız kurtulsun diye sen kendi ellerinle büyüttüğün torunlarının hayatını tehlikeye attın. Farkında mısın? Ya Tuğrul ölseydi, ya Mine'nin başına bir şey gelseydi, yetti artık. Bir daha ağzın payını verip beni susturamayacaksın. Mine'nin söylediklerini duydum. O kızı bu evden göndermezsen eğer... O kızı bu evden göndermezsen eğer alır çocuklarımı giderim. Bir daha ne izimizi bulursun ne yüzümüzü görürsün. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Vallahi ister tehdit de, ister başka bir şey de, ne istersen de. Ya o kızın tek derdi para. Ver parasını gitsin. Bu sorun da çözülsün. Ha, istiyorsan sen de peşinden gidersin. Gelin. Şöyle yatırın torunu. Hadi. Ya şu halime bakın, saçmalamayın. Şimdi ben ya. Çok şükür. Çok şükür sizi böyle gördük ya. Hoş geldin Tuğrul'um. Hoş bulduk Şükrü abla. Tuğrul abi, biz de geldik hastaneye ama almadılar içeri. Yemek falan getirmiştik. Sağ ol, var ol, eksik olma. Abicim, yani böyle canın istediği bir şey falan varsa söyleyelim, yapsınlar hemen. Ya gel buraya, gel. Bir şeyim yok benim, gel. Çok... İyi misin? Çok. Torunlarınızı kaybetmek istemiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onun için elinizi biraz çabuk tutun Hayriye Hanım. Canım, iyi misin, rahat mısın ha? Kız hanım neredeydi, söylesene. Babama söylemediğim şeyi sana mı söyleyeceğim? Güleciğim, niye telefonun kapalı? Yapamayacaktık. Sen özellikle rica etmedin mi benden? Senin dediğin şarjı bitmiş. Seni konaktan çağırıyorlar. Ha? Aa, niye ki? Bak bakalım kim? Bilmiyorum vallahi, acil dediler. Ay. Tamam, bir üstümü değiştireyim bari şimdi, hastane hastane. Şarja takayım şunu, sonra giderim. Ay, tamam. Hadi bekliyorum. Değiştir, beraber gideriz. Olmaz. Olur. Bırakmam seni onlara yalnız. Taberneye bazı malları kaçak yollardan daha ucuz. Uf. Ay, ne yapsam olmuyor. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Mineciğim, saçmalama lütfen. Dur şurada. Sen dünyanın en güzel kızısın. Murat öyle düşünmüyor bence. Yani artık. Bir uzaklaştı benden ya. Resmen sanki başka biri olup çıktı. İçim içimi yiyor. Resmen içim içimi yiyor müzik. Ya bak, sana bir şey söyleyeyim mi? O Gülizar Murat'ın peşinde. Vallahi bak. Ya böyle resmen asılıyor. O İzmir'e gittiğinden beri böyle tuhaf bir şey hissediyorum. Sana da öyle gelmiyor mu? Ha? Ya ben seni üzmemek için bir şey söylemedim ama... bence de öyle. Hatta bence Gülizar Murat'a tutuldu. Ne tutulması ya? Beni gıcık etmek için yapıyor. Gerizekalı. Sırf beni kıskandığından. Kalbi kötü onun çünkü. Bu da mümkün tabii. Yani sonuçta pavyon çıkması kadınlar bunlar. Her erkeği avcunda tutmak ister ama... Ya gerçekten aşıksa Gülizar? Hatta Murat da etkilenmişse Gülizar'dan? Daha neler? Sonuçta çiftlikten göndermek en doğru karar. Kesin çözüm. Ağrısızın var mı? İyi, iyi, çok şükür. Ben de nereden geliyor bu pis koku diyorum. Bana bak. Ay Suzi, boş ver ya. Aldırma. Konuşuyor kendi kendine. Otur. Geç otur bir yere sen de Mine. Bak.
Babaanne, ne olur sen de hemen ne söyleyeceksen söyle, bir an önce gidelim buradan. Hepiniz kulağınızı açın da beni iyi dinleyin. Yarın vasiyet açıklanacak. Herkes sepetçi soyadına yaraşır vaziyette karşılayacak açıklanan vasiyeti. Sonra da evli evine, köylü köyüne Gülizar Hanım. Köy mü, pavyon mu? Abuk sabuk konuşup benim asabımı bozma. Biz sizi böyle mi terbiye ettik? Kızım sen de avukatını çağır. Yarın alacak, verecek, işi bitecek. Hakkın olanın dışında başka hiçbir şey alamayacaksın. Boş hayaller kurma sakın. Hani ben seni uyarayım da sonra canın yanmasın. Neyi hak etmiş de neyi alıyor zaten, o da başka dava ya, neyse. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Kusura bakma kızım. Kardeşlerinin biraz asabı bozuk olanlar yüzünden. Ağızlarından çıkanı kulakları duysa susarlar. Abin de ablan da biraz ön yargılı. Ne ön yargısı babaanne ya? Ya kız canlı bomba gibi düştü eve. Babamıza ortak oldu, malımıza ortak oldu, yetmedi bir de nişanlıma göz koydu. Ne diyorsun sen be? Ama Murat'ın pavyon güzellerine bakacağını düşünecek kadar da bir salak. Tövbe de yarabbim. Ne sen benimle düzgün konuş. Ben kimsenin nişanlısı falan göz koymadım. Ben öyle bir insan değilim. Gerçekten mi? Senin ne olduğunu gördük. İnsanlığımıza geldi. Acıdık. Evimizi aldık. Yetmedi. Arkandan bir de bu para yiyicileri getirdin. Tamam dedik. O da yetmedi. Senin belan yüzünden benim oğlum canından oluyordu. İnsan utanır. Utanır da çeker gider. Ah! Yeter be! Yeter! Çocuğumu sahipsiz sandınız. Üstüne yürüyorsunuz. Ya kimsiniz siz? Kimsiniz siz be? Nesiniz? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? O öyle biri değildir. Suzi boş ver, bunlar hep böyle ne söylesek aldırmıyorlar zaten, anlamıyorlar. Boş ver bunları, aptal aptal konuşuyorlar. Ya ne münasebet ya? Ne münasebet? Allah Allah. Senin o melek kalbine bunların hiçbiri laf edemez. Anladın mı benim? Hadi kuzum hadi. Biz buradan gidiyoruz. Bu tımarhane bunların başına yıkılsın. Biz buraya ait değiliz. Heh, şunu bileydiniz. Hepinizi men ederim böyle konuşmaktan. Lafınızı bilin de konuşun. Çok şükür daha hayattayım. Söz hakkı bende. Hepinizi bir kalemde silerim. Haddinizi bilin. Ya sen neyi zorluyorsun babaanne? Bırak artık defolup gitsinler. Bana bak. Yarından itibaren görmeyeceğim seni bu evde bir daha. Hiçbir zaman bu aileden olmayacaksın sen. Sen de birini sileceksen benden başla. Onun o tel tel saçlarını böyle dolayacaktım elime. Yüzünü rende gibi yere böyle rendeleyecektim o candan yüzünü. Yeter artık, tamam sus. Ya anlamıyorum ya, bunlar nasıl utanmaz insanlar, nasıl bir şeyler yani. Ay buna dün ölmüşler, haberleri yok. Kalpsizler, ruhsuzlar, zombi gibi bir şeyler. Böyle bunların bu böğrünü alacaksın kazı, batıracaksın. Dünyayı istilalarından kurtaracaksın. Vallahi sevaba girer. Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Nesiniz? Benim kızım pırıl pırıl tertemiz. Işık saçıyor etrafına ışık. Biz sizin aranızda yapamayız. Kiriniz, pasınız bulaşır. Ben Fettah'ı arıyorum. Toplasın pılısını, pırtısını. Balkon.